Evet. Cümleten selamun aleyküm, hayırlı cumalar. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Geçen hafta bir video paylaştık ama paylaştığımız video geçmişteki videoların aslında bir değerlemesiydi. Bu 10-12 günlük zaman zarfında normalde çok çok çalışmış olmamız ve evi hazır etmiş olmamız gerekiyordu. Ya da öyle bir arzu ya da temenniniz olabilir ama durum öyle değil. Biraz yavaş ilerliyoruz ama bu sefer yavaş ilerlememizin sebebi herhangi bir hava koşulu vesaire de değil. Biliyorsunuz ev yapabilmek, inşaat yapabilmek için maddi olarak biraz paranız olması gerekiyor. Para olmadan da malzeme alamıyorsunuz. Şu son 10-15 günlük dilimde birazcık bu konuyla alakalı sıkıntıdaydık. Malzeme alacak artık paramız yavaş yavaş kalmadı. Dediğimiz gibi herhangi bir gelir de olmayınca doğal olarak evin inşaatıyla ilgili malzemeleri almakta da birazcık sıkıntı yaşıyoruz. Ama şükürler olsun halimize. Elhamdülillah bir sıkıntı yok. Lambiriler geldi. Laminatlar geldi. Lambiriler de yatak odasının üst kısmının laminatlarını çaktık. Ve aynı zamanda da mutfak kısmının yani arka duvarın laminatlarını çaktık. Bununla ilgili bir video serisi elimizden geldiğince hazırlamaya çalışıyoruz. Bu paylaşacağımız video artık duvarların lambiriyle kapatılması ve yalıtımla kapatılmasıyla alakalı olacak. Bundan dolayı kusura bakmayın, bu kadarlık bir video çıkartabildik. Ama elimizden geldiğince hızlı hareket etmeye, bir şeyler üretmeye çalışıyoruz emin olun ama bu hem zamanla doğru orantılı hem de maddiyatla doğru orantılı olduğu için bu konuda sizin de naçizane anlayışınıza sığınıyoruz. Bakalım neler yapmışız, gidelim haydi.
Daha önceki videolarda bu şekilde gösterdiğinde arka taraf, yani buradaki şu üçgeni bu şekilde görmemiştiniz. Buraya çalıştık biraz. Yalıtımını döşedik. Kablolarını hallettik. Şimdi bu halojen free demiştim. Bilmiyorum daha önceki videoda söyledim mi söylemedim mi. Yanmaz kablo diye geçiyor demiştim bu halojen free. Yanmaz kablo diye geçiyor demiştim bu halojen free'ye. Bu kabloları zaten elektrik ustası döşemişti. Şurada siyah bir kablo görüyorsunuz. Büyük, bu artık dışarıdaki ana kutudan buraya eve bağlanacak olan kablo. Biz onu bu şekilde aldık. Yani burada top halinde görebilirsiniz. Şu an orada duruyor. Elektrik ustası geldiğinde artık bunu buraya bağlayacak. Diğer ucunda panoya bağlayacak. Bağladıktan sonra artık evinde elektriği içeride çalışır vaziyette olacak. Buranın lambirlerini normal bizim dışarıya çaktığımız standart lambiriyle aynı şekilde bu lambiriyi çaktık. Kenar çıtaları kaldı. Yani şuralardaki bu görüntü kirliliğini gidebilmesi için oralara çıtaları çakılacak. Üst kısmı şu an yapmadık. Yapmamamızın sebebi biliyorsunuz buraya artık davlumbaz vesaire de geldikten sonra buraya bir hava gideri için bir baca açılması gerekiyor. O yüzden orayı bıraktık. Bir de elektrik ustası şu elektrik işini halletsin. Onu da bekleyeceğiz. Daha sonra da bu üst kısmı artık tamamıyla burası kapatılacak. Orayı o şekilde ayarlayacağız. Ön tarafta bu daha önce zaten söylemiştim. Kalıpla böyle böyle verandanın kolonlarını yapıyoruz diye. Babam da şu an dışarıda manzarayı izliyor. Kaçtı. Birinci kolon buraya sol tarafa attık. Şu an bu sol taraftaki ilk atılan kolon burada. İkinci kolonu bakın orada attık. Yani şu dışarıdaki olan. Buraya bir kolon attı. Şu an betona atıldı. 2 gün sonra da bunu sökeriz. Şuraya bir tane atacağız. Tam buraya. Bir tane de tam ortaya atacağız. Daha sonra da zaten bu verandanın dış kısmındaki ahşap malzemeleri döşemeye kalacak. Onların malzemelerini daha önce almıştık zaten. Onlar yatıyor. O malzemeleri de düzgün bir şekilde ayarlamaya çalışacağız. Evet, verandanın birinci kolonunu saç kalıpla, kendimizin yaptığı kalıpla atmıştık. Şimdi onun ilk açılışına başlayacağız. Bakalım açılacak mı açılmayacak mı beton atıldıktan sonra diye. Vidalarını söktük. Şimdi babam deniyor açılıp açılmayacağını. Ki büyük ihtimal açılacak yani. Kapak kısmından açılıyor çünkü. Aşağı kısmı tutuyordur büyük ihtimal. Şimdi o araya bir tahta koyuvereceğiz. Ne koyalım o araya? Sen açtığında şu aşağı tarafa şunu koyalım. Evet, bayağı bir zorlandık ama bu şekilde açıldı. Alttan ve yukarıdan keser yardımıyla çekerek menteşelerini kırmadan kalıp tahtasını açabildik. Bu da kolonun son hali. Yani pürüzsüz bir şekilde düz bir zemin oluşmuş en azından. İçi halen yağlı kalıbın.